içinde önemli bir müsabaka etti ama Karabük daha fazla ihtiyacıydı. Şu anda daha fazla ihtiyacı var. Maçı iyi geçiyordu. Sağdaki duruşumuz iyi. Ama penaltı ve kırmızı kart sonrası eksik kalmak. Direnç açısından, dirençte olmamıza rağmen konsantrasyon durumunu bir süre sonra maçın sonuna doğru bozulmaya başladı. Dolayısıyla da rakip bir gol yaptı uzatma sonunda. Tebrik ediyoruz. Takımı tebrik ediyorum. Sağdaki duruş, mücadele, seviyesi, istediğimiz düzeyde. Bizim büyük takımda bu düzeyde kalma sürece birlikte kalmak için gayretimizi göstereceğiz. Bir amacımız. Bir karış takım. Evet. Son sorusu var mı? Oldukça zor bir yaşamı, oldukça zor bir durumdaydı. Şu anda veya galibiyetin, galip gelmenin verdiği stres veya başka bir şeyden değil. Özellikle 13-14 oyuncuyla sahaya çıktı. Birçok oyuncu sakatlıktan yeni çıkmıştı. 8 adımda Abbal oynadı. Yiğit'in sakatlığı var, bir yeri geldi. Bunun yanında da 8 tane ilk 11'de oynayan oyuncularımız eksikti. Bu zor durumdan çıkma oldukça memnun edici. Oyuncularımız gerekli mücadeleyi verdiler. Oyuna da baktığımız zaman oyunun büyük bölümünde üstün olan taraf tekrar dedim Karabük oldu. Oynamaya çalışan bir takım var. Karşıda da oynatmamaya çalışan bir takım var. Buna rağmen kazanmak çok güzel. Soru soru. Hocam birinin yolunu sakatlıktan yeni çıktı tekrar bir. Yiğit çıktı turda, yeni maç eksiği var, bir senedir oynamadı. Birçok oyuncumuzda büyük sıkıntılar var. Yani bu şartlar altında maç kazanmak yani çok zor. Allah da yardım etti bize. Ben Allah'ın bir adaleti olduğuna inanıyorum. Bugünde bize fecek ediyoruz. Hocam bir sıkıntı var mı? Yok, Ankara Kalesi'nde kral girdi. Çıkmak zorunda kaldı, çıkmak zorunda kaldı. Yani gerçekten çok zor bir durumda, onların 3 puan altında yerdi. Daha dönecek oyuncularımız da maalesef yok. Yani bu 11'de, bu 13'de, bu 14'de devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.